Şimdi diyaframla hacamat esnasında diyaframdan alınan nefesin hacamata etkisini anlatıyorduk. Diyaframın altında ne vardı? Dalak, mide, bağırsak, pankreas, karaciğer. O diyafram o organlara masaj yaptığı zaman, oksijenlenme sağladığı zaman hacamatın faydası en az 5 kat arttığı söyleniliyor. O da oksijenlenmeyle beraber kan dolaşımı hızlı olduğu için bardakların içerisinde toksik ve atık maddelerin, ağır metallerin daha fazla, daha kolay şeklinde toplanmasına vesile oluyor. Bu en genelde işte Facebook'tan, Instagram'dan bir sürü mesaj geliyor. Hocam 10 tane hacamatçıya gittim, hiçbir fayda görmedim. İşte senin bir öğrencine gittim, bana bir iki nefes gösterdi. İşte 10 yıldır kullandığım tansiyon hapını bıraktım, 5 yıldır kullandığım migren hapını bıraktım. Çok böyle mesela, inşallah sizlerden de böyle güzel başarılar alırsınız. Diyaframı birazdan göstereceğim, diyaframdan nefes almayı. Siz gene bildiğiniz gibi Özgür Bey bir nefes alıp verin bakayım. Nefes buranıza gelsin. Nefesi göğsünüze bak. Göğsünüzün üst kısmına nefes almayın. Nefesi buraya göndermeye çalışın. 40 defa bunu hızlı hızlı yapın. Bir şekilde yapın bakayım bir. Yine göğsünüzün üstüne geliyor. Aşağı doğru göndermeye çalışın. Göbeğiniz çizsin. Bardakları fark ettiniz mi? Birdenbire dolmaya başladı. Yani az önce bu kadar hızlı değildi. Kan dolaşım hızlanmış oluyor. Kan dolaşımı hızlanmış oluyor. Bunu hastaya yaptırırsanız ve bunun nasıl yapılacağını, doğru bir şekilde yapılacağını öğrenirseniz çok daha başarılı olursunuz. Bugün Sümbül Hanım işte 7-8 kişiye, 10 kişiye başka bir salonda nefes terapi eğitimi veriyor. İnşallah bu hacamatta belli bir seviyeye geldiğiniz zaman o nefes terapi eğitimini de alırsınız. Ya hocam Allah'ın verdiği bedava nefes, onu yani neyinin eğitimini alın demeyin. Onda bile çok yanlışlıklar yapılıyor. Nefes terapisinde yapılan yanlışlıklar hacamatın komplikasyonlarından daha fazla komplikasyon oluşabiliyor. Onun için onu da bir eğitimini aldığınız zaman doğru nefes almayı, diyaframdan nefes almayı hastalarınızda gösterecek seviyeye geliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Daha başarılı bir hacamatçı oluyorsunuz inşallah. Kendinizi çok yormayın. Biraz aralım olması daha iyi. Hacamat nasıl yapılır da 8. madde neydi? İkinci vakumlamaydı. Ne anlatmıştık orada? Normal süre 8 dakika. Eğer kan akışı devam ediyorsa bekliyorsunuz. Eğer kan akışı devam etmiyorsa vakumlamayı bırakıyoruz. Bakın şurada ne kadar yaparsak yapalım. Burada bir tıkanıklık var. Zaten burada bir bel fıtığı vardı. Oraya yapmamıştık. Bunu daha çok fazla zorlamıyoruz. 5 dakika oldu. Onu zorladığımız zaman 2-3 seansta açılacak tıkanıklık 4-5 seansta açılamaz oluyor. Doku yapısına zarar verme ihtimaliniz 1'e var. Şu anda da takriben hani kaç dakika oldu? 5 dakika, 6 dakika oldu. Aklınız olsun, elinizde saat kurup da saatle çalışmıyorsunuz. İyi bir gözlemci olmanız lazım. Kan akışı devam ediyorsa kupaları tutuyorsunuz. Kan akışı durmuşsa kupaları alıyorsunuz. Şimdi genelde hepsinin durduğunu farz edelim. Artık devam etmiyor. Elinizi ilk önce hani kulağa hoş gelmiyor ama tuvalet kağıdıyla çalışırsanız açık yaraların üzerine tuvalet kağıdı veya kağıt havluyla dokunmayın. Steril gazlı bezle veya pamukla şey yapabilirsiniz ama bardakları boşaltırken kolayda tuvalet kağıdı var mı hemen? Yoksa sorun değil, kağıt peçeteyle de alabiliriz.